Evet, sabah sporunda ikinci saat dilimindeyiz. Gelişmeleri sizlerle paylaştık. Yeni güne ayağınızdan ilk detayları göreceğiz. Volkan Demir de aramıza e, katıldı. Tabii çok acı bir gece geçirdik sevgili izleyenler. E, spor camiası da Suriye'nin Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize yapılan e, hain saldırıya yönelik bir takım açıklamalarda bulundular. Başımız sağ olsun diyoruz şehitlerimize. E, Allah'tan rahmet dileyelim. Geride kalanlara sabırlar. Yaralılardan en azından iyi haberlerimiz geldi. Ee, Sağlık Bakanı açıklamalar yaptı. Volkan geride kalanlara da sabırlar dileyelim. Yarınların durumlarında hayati bir tehlike yokmuş. En azından içimize biraz da olsa su serpen bir haberdi. Yani e, zaten yüreğimize yeterince ateş düştü dün akşamdan bu yana. Hı hı. E, yani Aldığımız her haber, işte o sayı arttıkça bizim içimizdeki e, üzüntü de e, Aynen. E, artıyordu. Bu sabah yani e, sabaha karşı yapılan açıklamada, yaralılarımızın hayati tehlikesinin bulunmaması en azından senin de söylediğin gibi en azından yüreğimize küçük de olsa bir su serpti umuyorum daha fazla kaybımız olmaz Umarız. umuyorum bundan sonra tekrarlanmaz ee, ve Allah hepsini mekanını cennet eylesin Amin. yaralılarımıza da bir an önce ayağa kalkmalarını sağ salim yeniden vatana hizmet için bir an önce ayağa kalkmalarını diliyorum Milletimize... söyleyecek çok da fazla bir şey yok Başsağlığı dinleyelim. Tabi bu acı olaylara da e, yüreğimiz dağlanıyor ve sözler de boğaza kilitleniyor maalesef. E, Doğa ve kalbimiz senin de söylediğin gibi Mehmetçiğimizle başımız sağ olsun diyelim. Ve bir daha umarız yaşanmaz ve şey sayısında da bir artış olmaz. Yaralılarımıza da acil şifalar. E, devam ediyoruz. Süperlik diyeceğiz. 24. hafta'yı konuşalım istersen. Açılış mücadelesinden biraz bahsetmeye çalışalım. Aytemiz Alanya Spor'la Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bugün oynanacak tek mücadele var. Şampiyonluk yarısından elbette ilerleyen dakikalarda bahsederiz ama bugünkü maça dair beklentilerini ben almak istiyorum. Beşik, Alanya Spor Beşiktaş, Beşiktaş saat Beşiktaş'ın e, Beşiktaş'ın şöyle. E, aslında çok kritik bir fikstüre girdiler. Başakşehir ve Trabzon'un arkasından Alanya Spor. Tek tek baktığında hepsi şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın direkt olarak rakibi. Bunların ilk ikisinde birine mağlup oldun. Yerine son dakikalara öne girmiş olmana rağmen beraberlikle tamamladın. Bu aslında mental bir düşüş ya da mental bir problem yaratacak gibi gözükürken, beklenirken Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası oynanan futbol dolayısıyla ve Sergen Yalçın'ın gelmesinin verdiği enerjiyle, etkiyle çok daha farklı bir havada şu anda. Aslında puan olarak şu anda 7 tane şampiyon adayı var ve 7. 7. durumda Beşiktaş. Evet. Ee, o 7 şampiyon arasında şampiyon adayı arasında en az şans gösterilen takım konumunda. Fakat şöyle bir gerçek var ki Beşiktaş taraftarı veya camiası bu yıl olmasa dahi gelecek yıllarda Sergen Yalçın'la daha üst seviyelere, büyük başarılara ulaşacağına, erişeceğine inanıyor. Bu inanç çok net gözüküyor. Ee, tabii ki bugünkü maç özelinde, bu akşamki maç özelinde yine zor Beşiktaş'ın işi. Ee, çünkü e, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında e, üstün oynayan, oyunun hakimiyetini kontrolü elinde bulunduran takım olmasına rağmen rakipleri sahadan istediğini alarak ayrıldı. Bunun da sebebi işte o takım savunmasındaki defolar, hep bahsettiğimiz. Yani sezon başından bu yana aslında Beşiktaş'ın problemi belki teknik direktör değildi. Mutlaka Sergen Yalçın'ın gelişi farklı bir enerji getirdi ama takım içerisinde büyük takım olgusunu oluşturan etkenlerden biri de takım savunmasıdır. Beşiktaş'ta tıpkı Fenerbahçe'de olduğu gibi Beşiktaş'ta da ben bu yıl o konuda büyük arızalar görüyorum. E, 2-1 öndesiniz. İnan e, İnönü stadında, Vodafone Park stadında e, 2-1 öndesiniz. Ve rakip artık e, 1-0 öne geçtikten sonra geriye düşmüş. Mental olarak onlar düşmüş aslında. Ama onlar ayağa kalkıp size yanıt verebiliyor. Siz iki 1i koruyamıyorsunuz. Burada e, ciddi bir takım soğuması probleminden bahsedebiliriz. Ay temiz Alanya Spor'la ilgili şunu söyleyeceğim. Türkiye'nin ön alan baskısını uygulayan en iyi takımlarından bir tanesi belki de en iyisi bence. Fenerbahçe maçı yakın zamanda oynandığı için çok net hatırlıyoruz. E, Fenerbahçe'nin kendi yarı sahasında pas yapmasına bile izin vermeyen bir takım görüntüsündeydi. Yine Beşiktaş karşısında aynı sistemle, aynı oyunla ve iç sahada bu kez. iç sahada çok daha coşkulu oynuyorlar oynayacaklar. Çok ortada bir maç. Yani skorunu veya tarafını tahmin edemeyeceğiniz bir mücadele. Ee, ama ben çok sert bir maç bekliyorum onu söyleyeyim. Yani Alanya Spor sert bir takım. Beşiktaş da ona öyle karşılık verecektir. Sanki kartların bol olduğu bir mücadele gibi gözüküyor. Muhtemellere de bakarız ama birkaç başlıkta görelim bu mücadeleye dair. Foto maç 9 yeniden başlasın demiş. Beşiktaş'ta tek hedef Alanya Spor önünde 3 puan alarak yeni bir seri yakalayabilmek. Ligin ilk yarısını hatırlayın sevgili izleyenler. 8 maçlık bir yenilmezlik serisi başlamıştı. Alanya Spor mücadelesiyle başlamıştı. Yine aynı çıkışı yapabilecek mi Beşiktaş? Sergen Yalçın bu kritik virajı kazasız dönmeye mecburuz ifadesini kullanmış. Akdeniz'de dev kapışma. Fanatiği de görelim. Son olarak Süper Lig'de 3 haftadır kazanamayan Adanya ile Beşiktaş'ın maçına vurgular var. Alanya 39 puanı 5. sırada, 2 maçtır galibiyet yüzü görmeyen 37 puanlı 7. sıradaki Beşiktaş'ı ağırlayacak sevgili izleyenler. Panetik Gazetesi'nin 5. sayfasındayız. Bu arada Alliance Spor ile oynadığı 7 süperlik maçın 6'sını kazanmıştı Beşiktaş. <laughs> tek puan kaybını gol atamadı. Tek karşılaşmada 0-0'lık skorla da yaşamıştı. Ankara gücü oldu. Aynen öyle. Bu istatistiği de paylaşalım. Peki kimler ön plana çıkarı biraz da konuşalım. Nasıl bir kadro bekliyorsun sen? iki ekipten de. Ben Trabzon maçından çok farklı bir kadro beklemiyorum. Yani Burak Yılmaz'dan vazgeçilme ihtimali çok zayıf. <laughs> Her ne kadar formunun zirvesinde olmasa da. E, Boateng Trabzonspor maçında bence ceza sahasında çok etkili işler yapan bir oyuncuydu. Ve işte şu baskıyı kurduğunda içeride kafa vuracak işte rakip stoperin üstüne çıkacak bir oyuncuyu hep aradı. Boateng de muhtemelen aynen devam edecek. Belki bir Diaby Laiç değişikliğinden bahsedebiliriz. O Laiç'in sakatlığının ne durumda olduğunu bilmiyorum ama e, takıma döndüğünü biliyorum. E, bu akşam sahada olabilir. O zaman kulübe kulübede görebiliriz. Onun dışında çok çok büyük bir değişiklik. Ben Trabzon maçından farklı olarak bir 11 beklemiyorum. Zaten Beşiktaş'ın çok da değişiklik yapacak durumu yok açıkçası. ya yani 12. adamı kim bu takımın dersen işte Umut diyoruz. Orta alanda çok fazla alternatif yok. Savunmada belki en zor oku ama o da sakat bildiğim kadarıyla. Yani 14-15 kişiyle gidiyor zaten Beşiktaş çok da fazla oynayabilecek bir durum yok. Adem Leitch diye bir dışında. Ha bir de Tyler Boyd var. Adem Leitch diye bir dışında ben bir 11 de değişiklik beklemiyorum. Bu arada Belki bize o da olmayabilir. Verebiliriz hı hı. ekranlarımıza. Muhtemelen 11'ler grafik olarak da biz konuşurken daha da sonuçlaşması somutlaşması açısından. O zaman şöyle Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneni, Atiba, Lens, Boateng, Enkudu, Leruş'ta Burak. Ha, Lens, e, Diaby'nin yerine Lens mi düşünülüyor? Yani İlk Aspor maç. Editör Masası'nın Anladım. öngörüsü, durumu ee, yanlış bir hamle mi olur sence? Yok ben ben, ben zaten Diaby'nin de performansından Sergen Hoca'nın çok memnun olduğunu düşünmüyorum şahsen. Ee, Layiçten de memnun değil. Orada Lens de sürekli eleştiriliyor ama bir şekilde de vazgeçilemiyor diğer oyuncuların evet. performanslarıyla. Belki iyi bir e, Diaby ya da iyi bir Layiç olsa Lens'in esamisi bile okunmayacak fakat ee, onların formsuzluğu Lensi de yeniden gündeme getiriyor. Bu kadroyu da itiraz edebileceğim hiçbir nokta yok. Çünkü şu oyuncunun yerine şu oyuncu oynarsa daha iyi olur diyemiyorum. Az önce ifade ettiğim gibi. Az çok az baktığımızda böyle bir kadroya çıkacaktır. Bir de Alanya'ya da bakalım mı? Bakalım. Alanya'nın da 11'leri muhtemelen 11'leri ekranlarımıza geliyor. Burada bir değişiklik bekliyor musun Erol Bulut'un ekibinde? Orada bir Can Makan ilgili soru işareti var zannediyorum. Eee yani orada Junior Fernandez veya Calma Campos. Evet bizim kadromuzda Fernandez gözüküyor. Çünkü Calma Campos'un bir sakatlığı var. Normalde Erol Hoca Calma Kamposu tercih ediyor. Tabii ki Fernandez de çok değerli bir oyuncu. Bu da e, artık yavaş yavaş ezbere sayabileceğimiz bir Alanya Spor kadrosu haline geldi. Çok enteresan bir şey. Evet. Bence e, ikinci yarının başı itibariyle yani bir tane oyuncu değişir. Bir tane oyuncu girer, bir tane oyuncu çıkar. Çok fazla Değişiklik yapılmayan, hı hı. oturmuş bir kadro hakikaten Alanya Spor kadrosu. Peki niye 3 maçtır kazanamıyor Volkan sence? Ben biraz Fenerbahçe maçı etkisi olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe maçında çok iyi ve çok yüksek eforla oynadılar. Gençler Birliği maçında ciddi bir hı. E, favorilerdi, ciddi şekilde favorilerdi. E, büyük maçların ardından böyle sıkıntılar yaşayabiliyor takımlar. E, Gençler Birliği'ne karşı sürpriz bir mağlubiyet. Hı hı. Ve arkasından da yine e, kazanamama devam etti. Ama şu kadroya baktığında tek tek çok kaliteli bak e, Wellington Fenerbahçe'nin transfer listesinde bir oyuncuydu. En Sakal aynı şekilde. Junior Fernandez'in kalitesi ortada. Sizse şu an dört büyüklerde hangi takıma koysa, hangi takım e, verse hayır demez. Efecan milli oyuncu. Bakasetas'ın performansı ortada. Salih yeniden yükselişte olan bir oyuncu. Yani tek tek baktığında çok iyi bir kadrosu var. Ve ben bu akşam az önce de söylediğim gibi tarafını çok tahmin edemeyeceğimiz bir maç bekliyorum. Sert bir maç olacağını düşünüyorum. Kartlar olacaktır dedin. O kart, zaman bol gollü bir mücadele. Kart, peki. kart da bekliyorum. Ee, bol gol konusunda emin değilim. Çünkü Alanya Spor çok iyi kapatan bir takım. Fiziksel üstünlüğünü rakibe, rakip kendisinden daha kaliteli ve güçlü olsa iyi kabul ettiren bir takım. O yüzden sanki biraz daha maçı kitleyip bir gol atıp kazanmak gibi <laughs> bir stratejisi olabilir Erol Bulut'un. Ee, o yüzden az gollü bir mücadele de olabilir.